Tez yazı çalışması, bilimsel makaleler, kitap gibi çoklu sayfalı Word belgelerinde, düzen açısından en önemli şeylerden birisi de Word içindekiler tablosu oluşturmaktır. Bu video çalışmamızda, otomatik içindekiler tablosu nasıl yapılır konusunu işleyeceğiz. İçindekiler tablosu oluşturacağınız Word belgenizi açın ve ekranın en üstüne, içindekiler tablosu için boş bir yeni sayfa ekleyin. En üstteki yazının en başına, mouse imleci ile tıklayıp, sırasıyla, ekle menüsüne ve boş sayfa yazısına tıklayıp ekleyebilirsiniz. İçindekiler için boş sayfamız eklenmiş oldu. Şimdi, içindekiler sayfamız için, boş otomatik tablo şablonunu ekleyelim. Üst menüden, başvurular menüsüne tıklayın. Açılan alt ekrandan, içindekiler yazısına ve otomatik tablo 1 seçeneğine tıklayın. Örnek yazımızda, başlık ve alt başlık olmadığı için tablomuz boş gelecektir. Şimdi yazımızdaki, ana başlıklar ve alt başlıkları sırası ile belirleyelim. Ana başlık olacak yazımı seçip, Word üst menüden, başlık 1 seçeneğini seçiyorum. İsterseniz, başlık standartlarını kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Bunun için, başlık seçeneğin üstüne mouse ile gelip, sağ tuşa basın ve değiştir yazısına tıklayıp, kişiselleştirme sayfasını açın. Ben kendi örnek çalışmama göre, yazı fontunu Arial, yazı büyüklüğünü 18 ve yazı rengini de kırmızı yapıyorum. Siz de kendinize göre seçenekler düzenleyebilirsiniz. Alt başlık için, alt başlık olmasını istediğim yazıyı seçip, üst menüden, başlık 2 seçeneğini seçiyorum. Başlık 2 seçeneğinin de, üstüne mouse ile gelip değiştir seçeneğini tıklıyorum ve kendi içeriğime göre gerekli kişiselleştirmeleri yapıyorum. Yazı içeriğimde, alt başlık olmasını istediğim diğer yazı başlıklarını da, oluşturduğum alt başlık 2 şablonundan, hızlı bir şekilde seçerek seçimlerimi tamamlıyorum. Yazı içinde, ana ve alt başlık seçimlerini tamamladıktan sonra, ilk sayfaya eklediğim içindekiler tablosuna gelip, mouse ile tıklayıp, tabloyu güncelleştir yazısına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi, oluşturduğum başlık ve alt başlıklar, tabloma otomatik gelmiştir. Yazınıza yeni ana başlık veya alt başlık ekleyip devam ettiğinizde, aynı şekilde tablonuzu tıklayıp güncelleştiriniz. Yeni ekledikleriniz de tabloya otomatik eklenmeye devam edecektir. CTRL tuşuna basılı tutup ilgili başlığa tıkladığınızda, o yazı başlığına da hızlı geçiş yapabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.